çok net söylüyor ve her konuşmamızda, evet. her röportajımızda dile getiriyor. Ben ve de o i̇ktidar değişmeden, iktidarın tavrı değişirse aynı şey olmaz mı? Yani yoksa güven bir kere kırıldı mı? Yoksa bir daha yerine güven gelmez Güven bir, deka, mi? bir defa kırıldığında bir daha yerine gelebilir ama yerine gelmesi çok zor. Şimdi düşünün, siz 20 ay içerisinde 4. Merkez Bankası Başkanı ile çalışıyorsunuz. Ve yabancı rating kuruluşları, Ağustos ayı içerisinde Erdoğan'ın ya faiz indirteceğini, indirilmezse Merkez Bankası Başkanı değişebileceğini söylüyorlar. Şimdi sen elinde 1 milyar dolar, 5 milyar dolar, 500 milyon dolar her neyse büyük rakamlar bunlar. Londra'da kendini bir yatırımcı olarak düşün. Evet. Türkiye'ye yatırım yapacaksınız. Neye bakarsınız? Merkez bankası. Na. Ama Merkez Bankası Başkanı, Cumhurbaşkanı siyasi konjonktüre göre bugün veya yarın değiştirebilir diyorsanız o vakit durursunuz. Ve durdular işte. 2011 seçimleri İpek Hanım, ileride bunu Allah ömür verirse bir kitap olarak da yazmak istiyorum. 2011 yılı Sayın Erdoğan'ın ve tabii ki hepimizin Türkiye Cumhuriyeti'nin dönüm noktası oldu. Erdoğan muazzam bir oy kazanımıyla bir tür özgüven patlaması. Ben yaparım. İşte onun için Babacanlara, Davutoğullara, Abdullah Güller'e e, ihtiyacı kalmadı e, kendisini partiyi gençleştiriyorum diyerek kendisine medyun şükran isimlerden oluşmuş bir parti milletvekilleri biliyorsunuz talimat almayı şeref sayarız dedi kuvvetler ayı bir milletvekili yürütme erkinden talimat almayı şeref sayarım der mi? ülkeler önemli değil e, böyle bir parti meydana geldi İkincisi Arap Baharı Arap Baharı'nın e, işte, 100 yıllık parantezi kapatıyoruz 100 yıllık hasret sona eriyor Selahattin Eyyubi'nin mezarında buluşacağız gibi sözlerle AK Parti'de uyanan bir dış politika vizyonu. Ama Biz o vizyon yerden yürümedi. etti değil mi? O vizyon. O, o vizyon yürümedi. Bizi batıdan uzaklaştırdı. İçerideki bu özgüven patlamasını meydana getirdiği, işte Merkez Bankası'nın bağımsızlığının kanun hükmünde kararnamelerle kaldırılması gibi uygulamaların ekonomik neticesi meydanda. Türkiye 2012-2013 yılında 12 bin dolar fert başına milli gelire sahipti. Doların da o zamanki Türk lirası karşılığıyla satın alma gücünü düşünün. Şimdi 8500 dolar. Sizin kitabınızda bu. da anlattığınız güç zehirlenmesi mi? Tüm bunların nedeni. Şimdi bu güç zehirlenmesi bizim icat ettiğimiz bir kavram değil. Batı literatüründe de var. Mesela Bush, George Bush'un ikinci defa seçim kazanacağı güç zehirlenmesi olduğunu söylüyor. Elbette bir iktidar kendisinin her şeye muhtedir olduğu, ne yaparsa kabul edeceği, yeterince denetlenmediği duygusuna kapılırsa o iktidar yıpranmaya başlar, o iktidar otoriterleşmeye başlar. O iktidarın etrafında geniş bir menfaat halkası teşekkül eder, yolsuzluk artar. Bunu diyen ben değilim. Kim biliyor musunuz? Kitapta var. Adnan Menderes 1950 bütçe konuşması. Evet. Tek partili döneme, Atatürk-İndonu dönemine bu haklı eleştiriyi yönetirken maalesef Demokrat Parti de özellikle 1957'den sonra aynı, aynı duruma gelecek. Evet. İşte burada denetim denge devreye giriyor. İktidarların ne yapsak oluyor bir de iktidara sürekli, alışmış olmak, bırakamamak. Süreye bu, bu kaçınılmaz mı? Denetim eksikse kaçınılmaz. İşte o yüzden e, demokrasi sadece sandık değildir, mutlaka sandıktır, artı mutlaka denetim ve dengedir. O da kuvvetler ayır. Evet, şimdi e, siz çok atıfta bulundunuz Tayyip Erdoğan'ın konuşmasına. İstikametini kaybetmiş, avara kasnak gibi dolaşanları bu memleketi teslim edemeyiz dedi. Şimdi o videoyu bir izleyelim, üzerine tekrar konuşalım. Türkiye'nin kaderiyle AK Parti'nin kaderinin bütünleştiği ifademiz, Öyle sıradan bir siyasi argüman değil, hakiki bir tespittir. Meclisin ara vermesiyle birlikte hepimiz arazide olacağız, meydanlarda olacağız. 2023'e eğer kararlı bir şekilde hazırlanacaksak bizim için şurada son iki durak var, çok önemli. Bu 2021'dir, 2022'dir. 2023 tamamen seçim yılıdır. Ve bu çalışmayla birlikte değerli kardeşlerim biz istikametini kaybetmiş avara kasnak gibi dolaşanlara bu memleketi teslim edemeyiz. Evet seçim kampanyasını başlattı yorumları Başladı, çok geldi. Evet. Siz de az önce söylediniz biraz erken değil mi? O zaman Yoksa erken seçim yani, geliyor mu? E, ekonomide öyle sıkıntılar var ki. Hı hı. E, böyle kısa sürede seçim sonucu alacak değil. Onun için erken başlıyor. Evet. Peki aslında ekonomide sıkıntılar var dediniz. Ee, özellikle muhalefet milletvekillerinin söylediği bir söz var. Artık sokaklarda, e, mahallelerde, seçim bölgelerinde biz AK Partili vekilleri görmüyoruz diyorlar. Çünkü onlar halkın arasına karışamıyorlar. Çünkü çok ciddi bir sıkıntı var. Ekonomik problem var. Halkın şikayetlerini karşılayamıyorlar. Erdoğan da diyor ki araziye çıkıyoruz. Tek tek kapıları çalacaksınız. Bir 10 sene önceki gibi o kapılarda karşılanacaklar mı? Ç hayır, hayır. Çıkabilecekler. Yani kamu araştırmaları öyle olmadığını gösteriyor. Ak Parti'nin dediğin gibi yani milletvekilleri eskisi kadar halkın içerisinde değiller. Cumhurbaşkanı'nın kendisi eskisi kadar evet, halkın içerisinde değil. Yani kolay değil. Hı. Ekonomi belirleyici faktördür. Ekonomide özellikle son 5 yılda Merkez Bankası'nın bağımsızlığının kaldırılması gibi kurallı piyasa ekonomisi yerine kuralsız günlük emirlerle işte 128 milyar dolar niye gittiyse bu gibi uygulamalar sebebiyle ekonomi o hale geldi ki artık 50-60 milyar dolar bir dış kaynak. Bu çok ucuz bir kredi olabilir. Aa Türkiye'ye yabancı sermaye gelmeye başladı kanaatinin realist olarak yerleşmesi de olabilir. O olmadıkça ekonomiyi düzeltemez. Ve, ve nihayet yapacağı şey daha fazla borçlandırmak oluyor. Ve nihayet ben biraz yoksulluk çalıştım. Özellikle İstanbul'un en yoksul mahallelerine gittim. Haberler hazırladım çöplerin içinden beslenen insanları gördüm. Çok uzun zamandır görmediğimiz manzaraları gördüm ve genellikle de bu kesimler AK Parti'ye oy vermiş kesimlerdi. Orada gördüğümde hani bundan sonra oy vermeyiz. Tabii ki sandık önüne konulunca başka şeyler yapabiliyor insanlar. Fikirlerini değiştirebiliyor, tekrar eski alışkanlıklarına geri dönebiliyor. Ama oralara hiç gitmediklerini gördük. İnsanların cebinde hiç para yokken ve rahatları kaçmışken daha etkili bir şey ekonomik krizi görmek değil mi? Üstelik de iktidarın sürekli lüks ve konfor içinde yaşadığını görmek biraz daha ters tepiyor olabilir mi? Şimdi bu seçmen davranışı ciddi bir bilim dalı seçmen hı. sosyolojisi. Son derece mağdur, iktidara karşı öfkeli, varlığını kaybetmiş, yoksullaşmış, hı hı. çöplüklerden gıda arayan insanlar iktidar değişirse, daha kötüsü olur, korkusu olursa, onu vermeye çalışıyor Sayın Erdoğan. Yine oy vermeye devam ederler. İşte şu kadar yolsuzluk falan, çalıyorlarsa da çalışıyorlar duygusu. Böyle bir cümlemiz var tabii evet. değil mi? Yok yo, yani yine bu bilimsel araştırmalar e, bunu gösteriyor. Mesela gelişmiş ülkelerde yolsuzluklara karşı hassasiyet daha fazla. Ama gelişmekte olan ülkelerde günlük ihtiyaçlar çok ağır bastığı için, yolsuzlukların olması o kadar onu dikkatini çekmiyor. Eve ekmek götürebilecek miyim? Çocuklara süt verebilecek miyim? Bir işim <laughs> olabilecek mi? Bu Temel endişe. İşte burada mi? Sayın Erdoğan düzeltirsek biz düzeltiriz şeklindeki konuşmalarını hatırla. Kamuoyu